bugün dersimizde Sayın Müdürümüzün de bahsettiği üzere halifeler devri, halifeler devri derken de daha çok Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan sonra başlayın. Yaklaşık 30 yıllık bir süre olan Hazreti Ali Efendimiz'in ardından Hazreti Hasan'la birlikte sona erdi. 30 yıllık bir dönemi ele almayı planlıyoruz. Ben konuya 3 başlıkla değineceğimi ifade etmek istiyorum. Birincisi halifelik kavramının kavramsal bir çerçevesini çizmek. Ardından 3 Mart 1924 yılına kadar gelen süreçte kaldırılmasına kadar ki devam eden zamanda halifeliğin belli başlı kurulma noktaları ve nihayet 3. başlığımız olan Hazreti Ebu Bekir'den başlayıp Hazreti Ali Efendimiz'in sonuna kadar ki dönemde İslam dünyasında halifelik tarihinde neden olmuş bunlardan değinmeye çalışacağız. Şimdi halifeler dönemi derken bu seminerde halifeler döneminin önemi nedir? 3 madde halinde bu dönemi için İslam dünyası bilmek zorundadır. Bunu özetlemek istiyorum. Birincisi, bu dönem Müslümanların Hazreti Peygamber'den sonra peygambersiz dönemin başlangıcı artık yeni bir dönem. Yani peygamberin yerine geçilip olan halifelerle halifelerin icraatlarına başlayacağı bir dönem olarak dikkat çekmektedir. İkincisi, her ne kadar İslamiyet Hazreti Peygamber'le başlamışsa da halifeler döneminde şekillenmiştir ve kurulaşmıştır. Bu çok önemlidir. Biraz sonra Hazreti Ömer'in birkaç icraatından bahsedeceğiz. İçtihat ve kurumlaşma dönemi, dinamizmin yaşandığı bir dönem. Çok geniş coğrafyaya yayılan Müslümanların bu yönüyle ortaya çıkan meselelere karşı çözüm yolları neler olmuş? Bunlar üzerinde duracağız. Üçüncüsü ise günümüze kadar devam eden ve İslam dünyasının sanki bir kara yazgısı gibi mezheplerin ve bir takım dini fırkaların da ortaya çıkmış olduğu dönem halifeler dönemi. Bu 3 başlık belki halifeler dendiği zaman bizim bu seminerde ipuçlarını yakalamaya çalışacağımız olaylar olacaktır. Peygamberimizden sonra biz Hulefai Raşidin diyoruz. Halife, birinin yerine geçen anlamındadır. Hulefa, bunun çoğuludur. Halifeler, peygamberin yerine geçen insanlar. Hulefai Raşidin derken, Raşidin, kendisi doğru yolu ile doğru yolda yürüyen ve kendisini takip eden insanları da bu anlamda doğruluğa sevk eden kimseler demektir. İslam tarihinde Hulefai Raşidin dediğimiz zaman, Hazreti Ebu Bekir'le başlayıp Hazreti Ali'nin şehit edilmesine kadar geçen süre 29,5 yıl. Sünni dünyada 6 aylık Hazreti Hasan Efendimiz'in geçici hilafetini, Muaviye devrini de kapsayacak şekilde yaklaşık 30 yıllık bir döneme Hulefai Raşidin dönemi adı vermektedir. Bu yönüyle biz Hulefai Raşidin dediğimiz zaman öncelikle anlayacağımız husus Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le başlayıp Hazreti Hasan'ın hilafeti devrine kadar ki geçen 30 yıla kastettiğimizi belirtmemiz lazımdır. Şimdi halife ne demektir? Bunun üzerinde duralım. Ardından acaba İslam dünyasında bir devlet kurumu olması münasebetiyle halifelik neyi ifade ediyor? Biraz tarihsel çerçeveyi vermeye çalışalım. Halife Kur'an-ı Kerim'de insan için kullanılır. Yani Cenab-ı Allah insanoğlunu yeryüzüne halife olarak gönderilmiştir. Bu halifenin amacı nedir? Halifenin amacı dünyaya imar etmesidir. Bu imar, iyilikleri yaymak, sadece maddi açıdan değil, bunu da belirtelim. Artı kötülüklere engel olmak, bir de insanların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde dünyayı imar etmek. Biz buna inşaattan tutun, bina inşaatlarını, yeni bilimsel bulgular, teknolojik gelişmeler vesaire. İnsanı dünyada mutluluğa ulaştıracak her türlü yeniliği yapabilmek, artı dünyayı cennete çevirebilmek. Ama Cenab-ı Hak bu anlamda halife olarak insanlara bir görev daha vermiştir. Vallahu yed'u darus selam. Allah sizi selamet, yani mutluluk diyarına çağırır. Yani dünyayı siz cennet eyleyeceksiniz ki ahirete bir
köprü olması münasebetiyle ahireti imar etmek için Cenab-ı Hak insanoğluna dünyayı da imar etme görevini vermiştir. Bu yüzden biz de işte dünyadan el etek çekeceksiniz, bir kenarda oturacaksınız, dünyayla ilgili hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu İslam'ın genel ruhuyla bağdaşmak, görüşmez. Dünyadan alınabildiği kadar faydalanılacak ama tek bir şart var. Cenab-ı Hakk'a kulluğu asla unutmamak. Genellikle aslında bütün dinlerin, ondan önce Yahudilik, ondan sonra Hristiyanlık. Ha, Yahudiler gibi tam dünyevileşmemek, Hristiyanlar gibi de dünyadan el etek çekmemek. İşte Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahirete hasene derken dünyada bir iyilik, ahirette de bir iyilik. Dünyada iyilik Yahudilere muhalefet açısından, ahirette iyilik ise dünyadan el etek çekip de sanki sadece ahirette çalışacakmış gibi manastır hayatına özenmeme açısından İslamiyet çok dengeli bir dünya anlayışıyla insanoğluna halifelik görevi vermiştir. Dünya ve ahiret dengesi. İslam tarihinde, daha doğrusu İslam siyasi düşüncesinde devlet şekli var mıdır? Çünkü biz halifelik verdiği zaman daha çok şeyi kastediyoruz, yönetim biçimini kastediyoruz. Halife, Kur'an-ı Kerim'de insan için kullanılır dedik ama Peygamberimizin hadislerine baktığımız zaman yönetim ve idare için kullanılır. Bunun diğer adı halife, imam, emir veya yönetici. Bu dört isim, daha doğrusu dört terim dikkat çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de devlet nasıl yönetilecek bu konuda çok belirgin ifadeler yoktur. Ne demektir bu? Şöyle izah edelim. Kur'an-ı Kerim'de zalim idarecilerden bahsedilir. Mesela Firavun, halkına zulmeden, halkının bütün şeylerini sömüren, hem dünyalık güçlerini, hem de efendime söyleyeyim, beyninden, beyin faaliyetlerinden, imar faaliyetleri vesaire hepsini sömüren Firavun gibi bir takım zalim idarecilerden bahsedilir. Diğer taraftan Hazreti Davud gibi, Hazreti Süleyman gibi çok adil krallardan da bahsedilir. Hatta ve hatta belki bu gözle hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de Sebe Melikesi gibi hanım krallardan, kraliçelerden de bahsedilir. Yani bu esasen İslam'daki bu idareci anlayışının çok farklı şeylere kapı araladığını gösteriyor. Cumhuriyet var mıdır? Cumhuriyet sistemi Kur'an-ı Kerim'de ararsanız bulamazsınız. Ama yönetim biçimi açısından baktığınız zaman vardır. Buna günümüzde demokrasi diyorlar vesaire. Yalnız bunların dışında şuna dikkat çekmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim yönetim sistemi açısından veya gelenek bir toplumun nasıl yönetileceği konusunda herhangi bir somut yönetim biçimi bizlere vaz etmez. Yani zorunlu kılmaz. İyi ki de öyle olmuş. Değilse insanlar işte Kur'an bize ne diyorlar ona? Krallığı emrediyor, hadi krallığı getirelim. Cumhuriyet emrediyor, hadi cumhuriyeti getirelim şeklinde bir takım beyhude çabalar içerisine girebilirlerdi. Ama Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu bir, adalet. İki, sosyal refah. Üçüncüsü, istişare. Yani Kur'an-ı Kerim yönetim biçimlerinden daha ziyade nasıl toplumun yönetilebileceğine dair hususlar üzerinde durur. Bu yönüyle hakikaten Kur'an-ı Kerim'de ister devlet başkanı, kral olsun, ister cumhurbaşkanı olsun, ister millet meclisiyle yönetilmiş olsun, ister efendime söyleyeyim tek parti düzeni olsun vesaire. Kur'an-ı Kerim bu tür detayları, buna detay diyoruz çünkü hep toplumdan topluma değişir bu yönetim biçimleri. Halkların geleneğine, tarihsel yapılarına veya insanların bunu kabul edip etmeyeceği özelliklere bağlar. Ama Kur'an'ın özellikle vazgeçmediği işte adalet çok önemlidir, ekonomik refah çok önemlidir, istişare, şura vesaire bunlar çok önemlidir. Yönetim biçimi ne olursa olsun bir devlet başkanı bu saymış olduğumuz bir takım özellikleri, daha doğrusu halkın refahını sağlamak amacıyla bunları muhakkak yerine getirmesi gerekir. Buradan birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu en dikkat çeken hususlardan biri, ehil olanın iş başına gelmesi, bilgili ve erdemli yöneticilerin Müslümanları yönetmesi. Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde çok fazla durur. Bu kral da olabilir, cumhurbaşkanı da olabilir, başkan da olabilir, başbakan da olabilir, her neyse. Bunun biçimine Kur'an karışmaz ama içeriğine dediğim gibi bir de Kur'an-ı Kerim'de şura ve ehli akit, idarecilerimizin yapmış olduğu bir takım icraatları toplumla, buna biz kamuoyu desteği diyoruz şimdi,
topluma istişare etmek zorundadır. Çünkü istişare eden aldanmaz. Kur'an'ın üzerinde durduğu hususlarda hak ve adalet aleyhine dahi olsa asla vazgeçmemesi ve hak ve adaleti hakim kılması. Kur'an-ı Kerim'in beklemiş olduğu yönetim biçiminde. Artı idarecilerin veya yönetimlerin hem şahsi hem de manevi veya uhrevi sorumluluklar taşıması. Yani ben yaptım oldu değil. Yaptığın zaman onun hem dünyada bir cezasının olabileceğini hem de ahirette Cenab-ı Hak tarafından sorguya çekilebileceği bilincinde olmasıdır idareci. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu. Artı kötülükleri, haksızlıkları ve zulmü önlemesi. Yani bütün bunları yerine getirdikten sonra biraz önce vurguladığım üzere Kur'an-ı Kerim'de devlet yönetim biçimi üzerinde durulmaz. İyi ki de durulmamış. Toplumun örgüne, geleneğine, insanların kabulüne, şuna buna vesaire havale edilmiş bir yönetim biçimi olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Buraya kadar ki başlıklarımız daha çok dediğim gibi halife kavramı üzerine gider. Yani halife, Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünü imar için gönderilen insan anlamında, Peygamberimizin kullanımlarında devlet başkanı, idareci. Fakat yönetim biçimi açısından ise biz Peygamberimizden sorun geldiğinden dolayı halifeler devri diyoruz veya hulefayı raşidin diyoruz ki İslam tarihine özgü bir tabirdir. Kendileri doğru yolda olan halifeler ve aynı zamanda toplumu doğruluğa ve güzelliklere ileten idareciler anlamında biz hulefayı raşidin ifadesi kullanmaktayız. Bu kavramsal çerçeveyi verdikten sonra tarihsel çerçeveye geçmek istiyorum ben. Bu arada soru alıyor muyuz bilmiyorum ama ona göre vakti kullanmak istiyorum. Buraya kadar buyurun. Peki. Önce hanımefendi buyurun. Evet. Darül İslam ve Darül Harp kavramı bizde mezheplerin gelişmesinden sonra Müslümanların yaşadığı diyar ve Müslümanların yaşamadığı diyar anlamında Darül İslam, İslam beldesi, Darül Harp yani Müslümanların savaş halinde olduğu bölgeler anlamında Peygamberimizden çok sonraki dönemlerde ortaya çıkmış İslam siyasetindeki geliştirilen bir terimdir. İlk dönemlerde yönetimle ilgisi yok. Daha çok Müslümanların yaşamış olduğu bölgelerle Müslümanların yaşamadığı bölgeler. Bir de buna Darül Eman ilave edelim. Darül İslam, Darül Harp dedik. Müslümanların anlaşmalı olduğu ülkeler. Kavramı var tabii. Var. Onlar daha detaylı. Yani halifelerle ilgili olmadığı için detaya girmek istemiyorum. Sizin soru önceliğinizi unutmak istemiyorum. Buyurun. Halifelikle bağlantılı bir soru gelecek diye düşünmüştüm ama İslamiyet ortaya çıktığı zaman kölelik müesses bir nizam. Yani çok eski dönemlerden beri var olan bir kuruldu. İslamiyet bunu kaldırmayı hedefledi. Mesela oruçla ilgili bir takım bozdu oruç takdirde köle azat edilmesi, yemin veya bir takım kefaretlerin getirilmesi vesaire. Peygamberimiz vefat ettiğinde hiç kölesi yoktur. Hepsini azat etmişti. Sahabe efendilerimiz Ramazan aylarında özellikle ellerinin altındaki tüm köleleri azat ettiler. Kendi sonraki Müslümanlara örnek bir açısından. Ama o dönemde toplumların bu anlamda kabul ettiği bir düzendi. İslamiyet bunu kaldırmayı uzun vadede hedefledi. Ama işte şeye kadar, modern döneme gelinceye kadar evet. Yani keşke Müslümanlar kaldırmış olsaydı. Son bir soru alalım. Şeye geçeceğiz. Çünkü konumuz Yani o zaman şöyle yapalım. Dersin sonunda
bu dönemin ne kadar dinamik olduğunu ve ilk halifelerimizin yeni ortaya çıkan bir takım günlük problemlere nasıl pratik çözümler bulduğunu örnekleriyle anlatırsak aslında bu görüşüm çok da makul şeyde bağlantılı. Tamam. O zaman dersin sonunda eğer cevap bulamazsanız o konuya tekrar dönmüş olalım. Şimdi ikincisi, Peygamberimiz hayattayken Müslümanların tarihsel çerçeveyi anlatmak açısından Müslümanların işi çok kolaydı. Çünkü bir problem ortaya çıktığı zaman Müslümanlar Peygamberimize gidiyorlar veya Peygamberimiz kendilerine rehberlik yapıyordu. Hiç kimse Peygamberden sonraki dönemi düşünmüyordu, düşünemiyordu. Ama ne zaman Peygamber Efendimiz vefat etti, toplum bir kargaşa yaşadı. Biz bunu Hazreti Ömer Efendimiz'in örneğinden biliyoruz. Mesela Hazreti Ömer kılıcını çekti. Kim dedi, eğer Peygamber vefat etti derse onun kellesini alırım dedi. Bu bir infialdi. Yaşamış olduğum şoktu. Ama Allah'tan Hazreti Peygamber, Ebu Bekir Efendimiz gibi çok makul, çok böyle ortalığı sakinleştiren, kriz yöneten bir insana Peygamberimiz yetiştirip gitmişti, vefat etmişti. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in teskin mahiyetinde dedi ki, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولُ Hazreti Muhammed'den bundan önce gönderilen peygamberler gibiydi. Yani önceki peygamberler vefat etti, Hazreti Muhammed de vefat etti. Yani o vefat etti diye siz şimdi gökçelerinizin üzerine yine terk edeceksiniz veya geri dönecek misiniz diye bu ayet-i kerimeyi okudu ve toplumu teskin etti, yatıştırdı. Ve Hazreti Ömer der ki, ben ilk defa böyle bir ayet olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Ebu Bekir bunu okuduğu zaman fark ettim şeklinde bir ifade kullanır. Yani o infiali, toplumsal infiali anlamak açısından bunu söylüyorum. Bu yüzden Peygamberimiz vefat ettikten sonra Müslümanların önündeki ilk problem, peygambersiz dönemin nasıl olacağı idi. İşte bu devreye giren Hazreti Ebu Bekir, hakikaten tereyağından kıl çeker gibi ilk İslam toplumunu dağıtmaksızın 2,5 yıl süreyle yönettiğini biz görüyoruz. Bu yönüyle Hazreti Ebu Bekir belki çok sessiz bir kahramandır ama peygamberden sonraki başlayıp da halifeler dönemine geçiş sürecinde çok kritik öneme sahip. Müslümanları hakikaten herhangi bir yol kazasına uğratmaksızın tekrar yönetimi devreye sokan ve problemsiz bir şekilde 2,5 yıl İslam dünyasını idare eden bir halife olarak dikkat çekmektedir. Ebu Bekir'le ilgili belki söyleyebileceğimiz en önemli husus bu. Peygamberimizin cenaze işleri yapılırken Ensar-ı Kiram bir araya geldiler, şöyle düşündüler. Artık bugüne kadar biz hep Hazreti Peygamber'den dolayı yönetim işine talip olmadık. Peygamberimiz vefat etti. Peki bundan sonra ne yapacağız? Yani bundan sonra artık sıra bize gelsin dediler. Bugüne kadar hep muhacir dediğimiz Mekke'den Medine'ye hicret eden insanlar yönetimdeydi. Daha doğrusu Peygamberimizi kastederek bunu söylüyorlar. Bundan sonra biz yönetimi alalım dediler. Bu durumu öğrenir öğrenmez Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Ebu Ubeyde bin Cerrah, ümmetin emini diye isimlendirdiğimiz üçü Ensar-ı Kiram'ın bu meseleleri görüştüğü yere gittiler. Ensar'a dediler ki, Allah sizden razı olsun. Bugüne kadar bizi hakikaten çok desteklediniz. Kureyşliler bize baskı yaptığı zaman sizler bize kucak açtınız. İslamiyet zayıf iken sizin sayenizde, vermiş olduğunuz destek sayesinde çok iyi bir noktaya geldi. Yalnız şöyle bir problem var dediler, onların dikkatini şuna çektiler. Ensar'dan ki bunların kabilesi Evs ve Hazreç'ti, sizden bir halife olduğu takdirde Araplar üzerinde çok fazla etkinliğiniz yok. Bu yüzden size iktidarınızı ve otoritenizi belki kabul etmeyebilirler diye onların bu düşüncelerini reddetmek değil ama en azından daha makul bir çerçeveye oturtmak istediler. Fakat Ensar-ı Kiram dedi ki, eğer madem öyleyse bir sizden olsun bir de bizden olsun. Yani bir Kureyş'ten olsun bir de Ensar'dan olsun şeklinde bir teklif götürdüler. Hazreti Ömer buna da, Hazreti Ömer çok dirayetli bir insan. Yani Hazreti Ömer'in ön planda olmasına dikkat çekelim. Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce Kureyş'in diplomatik işlerini yürütürdü. Diplomasiyi çok iyi bilir ve kriz anlarında devreye girerek problemleri çözen çok önemli bir siyaset adamı olarak dikkat çekmektedir Hazreti Ömer. Dedi ki,
bu söylediğiniz Müslümanlar arasında bir bölücülük olabilir. Bunun yerine biz Ebu Bekir işte aramızda ona beyat edelim ve Kureyş de genellikle diğer Araplar tarafından kabul edildiği için bir problem çıkmayacaktır dedi. Ve böylelikle Müslümanların kendi aralarındaki hilafetle ilgili ilk ihtilafı Hazreti Ömer'in teklifi o sırada Hazreti Ebu Bekir'e elini uzatıp da beyat etmesiyle Ensar'ın da bulunmuş olduğu topluluk kısmi bir beyat alınmış oldu. Ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz böylelikle önce Ensar'ın ve bazı muhacirlerin ertesi gün ise Medine'de Hazreti Peygamber'in mescidi, Mescid-i Nebevi'de bütün Müslümanların beyatıyla böylelikle idareye gelmiş oldu. Beyat nedir? Siyasi bir bilim olarak, terim olarak ona da dikkat çekelim. Hazreti Peygamber, peygamberliği müddetince peygamber olarak beyat almıştır. O meşhur Akabe beyatlarını biliyoruz. Nedir bunlar? Allah'a şirk koşulmayacak, işte çocuklar öldürülmeyecek, puta tapılmayacak vesaire. Bu İslamiyet'in temel ilkelerini konusunda peygamberimize beyat ediyorlardı. Yalnız burada dikkat, peygamberimiz peygamber olduğu için beyat aldı. Devlet başkanlığı şeklinde beyat almadı. İslam tarihinde beyat dediğimiz, yani halkın başındaki idareciyi, evet ben kabul ediyorum, seni halife olarak teyit ediyorum ve sana beyat ediyorum, seni halife olarak kabul ediyorum demek İslam dünyasında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le başlamış olan bir siyasi beyandır. Şimdi biz bunu sandık başına gidiyoruz. Sandıkta oy kullanmak suretiyle seçtiğimiz insanlara daha baştan bu yönüyle beyat gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama o dönemde beyat baştaki halifeye bu anlamda ben seni meşru bir halife olarak kabul ediyorum anlamında beyat ifadesi kullanılmaktadır veya böyle bir uygulamanın olduğu dikkat çekmektedir. Burada şu hususa dikkat çekelim. Hazreti Ebu Bekir yönetime gelme biçimi açısından Ensar'ın önce daha sonra da bütün Müslümanların Mescid-i Nebevi'de kendisine beyat etmesiyle birlikte halife olmuştur. Seçim usulleri ve tarihsel çerçeve açısından birinci örnek budur. 2,5 yıl halifelik yapan Hazreti Ebu Bekir, biraz sonra birkaç olaydan bahsedeceğiz. İrtidat, yani dinden dönme hareketleri olmuş, fetihler gerçekleşmiş vesaire. Çok kritik bir dönem olduğu için Müslümanlara şöyle bir teklifte bulunmuştur. Benden sonra Ebu Bekir halife olsun veya kaynaklarda geçtiği şekliyle bir kağıda Hazreti Ömer'in, affedersiniz, kendisinden sonra halife olması konusunda yazılı bir beyan da bulunmuştur. Ve Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'in tavsiyesi ve genel anlamda evet kabul ediyoruz şeklindeki beyatın neticesinde Hazreti Ömer'e beyat etmişlerdir. Biraz önce o örneği özellikle vermek istedim. Hazreti Ebu Bekir halkın, işte önce Ensar'ın, daha sonra Mescid-i Nebevi'de halkın genel beyatıyla kabul edilmişti. Ama Hazreti Ömer'in seçim sistemi ise Hazreti Ebu Bekir'in ataması şeklinde. Ama halkın kabulü. Hazreti Ömer Efendimiz 10 yıl halifelik yaptı. Biliyorsunuz adi bir cinayete kurban gitti. Medine'de yaşayan bir İranlı'nın bu anlamda suikastına kurban gitti. Yalnız Hazreti Ömer biraz toplumun değiştiğini, toplumda insanların farklı farklı düşünmeye başladığını gördüğünden dolayı kendisine dediler ki, oğlunu kendinden sonra halife olarak bizlere bırak. O dedi ki, hayır, ben böyle bir işi yapmayacağım. Sizin için halife seçebileceğiniz 6 tane aday seçiyorum. Siz kendi aranızda bir araya gelin, bu 6 adaydan hangisini istiyorsanız seçin dedi. Bunların en başta Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas, Sübeyr bin Avvam ve Hazreti Ömer şöyle düşündü, dedi ki 6 kişi seçti, 3+3 olursa belki problem çıkabilir. Hazreti Abdullah İbni Ömer'i de, yani oğluna da şöyle dedi, sen şuraya dahil olacaksın 7. kişi ama senin seçme hakkın var, seçilme hakkın yok. Oğluna da böyle dedi. Yani o oy kullandığı zaman 3+3 olursa onun kullanmış olduğu, yani 4+3 olacak. Böylelikle Hazreti Ömer bunu da düşünerek İslam dünyasında herhangi bir idari kriz, bu çok önemli. Yani
Müslümanlar herhangi bir idari kriz olduğu zaman bunun bedelini çok kanlı bir şekilde ödeyeceklerini bildiklerinden dolayı iktidar savaşları her zaman kanlı olur veya toplumun fitneye sürükler. Bu yüzden Hazreti Ömer Efendimiz 3+3 artı bir de seçilen, seçilmeyen ancak seçen olarak Hazreti Abdullah İbni Ömer'i, oğlunu bu şuraya dahil etti. Burada daha baştan bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. İslam dünyasında belki günümüz seçme, seçilme ve benzeri bir takım hususlar açısından düşünüldüğünde en geniş katılımlı, halkın çok değişik kesimlerinden görüş alınıp da seçilen halife varsa bu halife Hazreti Osman'dır. Nasıl bu halife? Hazreti Ömer bu şurayı seçtikten sonra 4 kişi şuradan çekildi. Dedi ki biz halife olmak istemiyoruz ama içimizden Ali ve Osman, Hazreti Ali ile Hazreti Osman çekilmediler. Halife adaylıklarına devam ettiler. Bunun üzerine işlerinden dediler ki biz Abdurrahman bin Avf'ı hakem tayin edelim. O halkın görüşünü sorsun. Bugünkü kamuoyu yoklaması gibi. Orada belki anket şirketi yoktu ama Abdurrahman bin Avf bu anlamda belki Medine'nin bir anketörü olarak çok geniş kitlelere ulaşmaya çalıştı. Şu hususa dikkat, Hazreti Abdurrahman bin Avf halkın her birine sordu. Kaynaktaki geçen ifadeyi söyleyelim kaynaklarda. Erkeklere sordu, kadınlara sordu. Medine'ye ticaret için gelen her tüccarlara sordu. Cariyelere sordu. Ondan sonra çocuklara sordu vesaire. Hani toplumun bütün geniş katılımları, işte İslam dünyasında kadına efendim seçme hakkı 1934'te verildi falan filan. Bunlar çok gerçekçi yorumlar değil. Kadınların siyasi bir görüş olarak ilk defa Hazreti Osman Efendimiz zamanında bir halifenin seçiminde görüş beyan ettiler. Hazreti Osman'ın seçiminde. Daha sonra 3 günlük sonucunda Abdurrahman bin Avf toplumun genel kanaatinin ve eğiliminin Hazreti Osman tarafında belirlendiğini ve şekillendiğini gördü. Ve Müslümanları Mescid-i Nebevi'de topladı ve onlara dedi ki biz araştırdık, halkın genel kanaatini sorduk. Kamuoyu genel anlamda Hazreti Osman'ın halife olmasını istiyor dedi ve toplum üzerinde Hazreti Osman için beyat aldı. Hazreti Osman'ın seçimi de bu. Hani Hazreti Ebubekir'in seçimi farklı, Hazreti Ömer'in seçimi farklı. Bu anlamda bir de Hazreti Osman'ın seçimi farklı. İlk konuya tekrar vurgu yapmak istiyorum. Yani başlangıçta Peygamberimiz kendisinden sonra birini halife bırakmış olsaydı Müslümanlar buna hiç itiraz etmezlerdi. Bu yönüyle iktidarın veya yönetici seçiminin tamamen Müslümanların kendi işleri ve kendilerinin halletmeleri gereken bir durum olduğunu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam susmak suretiyle ve sonraki Müslümanlara da biraz alan açmak suretiyle böyle bir tavır takındığını biz görüyoruz. 4. halife Hazreti Osman Efendimiz 12 yıllık halifelik yaptı. Fakat İslam dünyasında bir ihtilalle, ben ona çapulcu grubu diyorum, Hazreti Osman dönemindeki bir siyasi karışıklıkla Medine'ye geldiler. İslam dünyasında ilk defa bir halife bu 2000 kişilik bir isyancı grup tarafından Medine'de şehit edildi. Bu da İslam tarihinde bir ilktir. Ve bu isyancılar Medine'de yönetimi biraz ellerinde tuttular ama bunun böyle olmayacağını gördükten sonra Medine'de tepkilerin gelmeye başladığını görünce Müslümanların bir kısmı, önemli bir kısmı Hazreti Ali Efendimiz'i halife olarak seçti. Yalnız burada şu hususa dikkat çekelim. Hazreti Ali'nin halifeliği ne Hazreti Osman'ın ne de Hazreti Ömer'in veya dileğe de Hazreti Ebu Bekir gibi çok geniş kitleler tarafından bir seçim sistemine benzememektedir. O yüzden Hazreti Ali gelişen süreçte Medine'de duramamıştır. Başkenti Kufe'ye taşımıştır. Bunun sebebi de fitne dediğimiz, belki dersin sonunda birkaç cümleyle özetleyeceğimiz nedenlerden dolayı. Bu tarihsel çerçeveyi verirken şu hususa dikkat çekelim. Hazreti Ali 5 yıl halifelik yaptıktan sonra harici dediğimiz İslam dünyasında fitnenin, yani siyasi kaosun Hazreti Ali'den ve Muaviye'den kaynaklandığını düşünen bir
terörist grup tarafından Hazreti Ali şehit edildi ve ardından Müslümanlar bir araya geldiler. Kufe'deki Müslümanlar, orayı kastediyoruz. Hazreti Hasan'ı halife olarak seçtiler. Ama benzer şekilde Hazreti Hasan'ın halifeliği İslam dünyasının bir bölümü tarafından kabul edilmiştir. O sırada Muaviye, İslam dünyasının bir başka bölgesinde, Suriye ve Mısır'da kendi halifeliğini ilan etmiş durumda idi. Kısaca halifelerin seçim biçimi ve iktidarı nasıl devrettiklerine dair bu hususları da zikrettikten sonra ben bu ilk dört halife zamanında neler oldu bu konulara değinmek istiyorum. Dediğim gibi birincisi halifelik grubunun terim olarak anlamı nedir ne değildir onlara değindik. İkincisi ise ilk dört halifenin yönetim şekline veya seçilme biçimine değindik. Burada da gördüğümüz gibi aslında Kur'an'ın ruhuna Hazreti Peygamber'in belki susmak suretiyle işaretini çok iyi anlayan Medine toplumu ve ilk Müslümanlar kendi halifelerini, kendi gelenekleri, görenekleri veya Kur'an-ı Kerim'deki bir takım prensipler doğrultusunda kendileri seçmişlerdir. Ve seçim sistemleri de bu açıdan çok farklı olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Şimdi gelelim ilk halifelerle ilgili bir takım hususlara. Halifelikle ilgili şu hususa dikkat çekelim, ondan sonra bitirelim. İslam dünyasında Hazreti Ali'den sonra, yani 30 yıllık Hulefai Raşidin döneminden sonra 89 yıllık Emevi Hilafeti, Muaviye ile başlayan ve Mervan bin Muhammed ile biten 89-90 yıllık 14 halife. Daha sonra 750'de başlayıp 1258 yılına gelinceye kadar 37 halife ile Abbasi halifeliği. Daha sonra halifelik Moğol istilasından sonra Mısır'a kaymıştır. 3 yıl İslam dünyası 1258 ile 1261 yılları arasında halifesiz kalmıştır. Ama Abbasi soyundan ve Memlük hükümdarlığı Sultan Baybars, Abbasi ailesinden birini Mısır'a götürmüş. 1517 yani Osmanlıların Mısır'a hakim olma dönemine kadar Mısır'da Abbasi halifeliği 1517'den 1924'e gelinceye kadar Yavuz Sultan Selim'den son halife Abdülmecid'e kadarki süreçte ise halifelik Türk dünyasının, Osmanlı dünyasının elinde kalmıştır. Ona da değinelim, doğru. İslam dünyasında tek bir halifelik olmamıştır. Çok teşekkür ediyorum. 909'da Fatimiler, 929'da ise Endülüs'te halifelik denemeleri olmuştur. Yalnız bunlar çok uzun süreli şeyler değildir. Halifelik. Ettirmediler, evet. Yalnız şöyle düşündüler. İslam dünyasında halife kavramı, İslam dünyasının çok saygı duyduğu ve itaat ettiği bir yönetim görüldüğü için bunu Fatimiler Şii hanedanlığı kurmak suretiyle, Endülüs'lerde biraz Şiilerin, aslında Sünni dünyayla da ilgisi yok, Kuzey Afrika'da ve Mısır'daki etkilerini kırmak amacıyla Endülüs'te bir hilafet kurma teşebbüsü vardır. Ama bunlar çok uzun süreli halifelikler olmamıştır. Burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. İslam dünyası 1400 yıllık bir tarihe sahiptir. Bu 1400 yıllık tarihin yaklaşık 400 senesi Müslüman Arapların hakim olduğu bir dönemdir siyasi açıdan. 1055 yılında o sırada Bağdat'ta Şii tahakkümünde olan Abbasi halifesini işte İran'dan gelerek Sultan Sencer, Tuğrul Bey affedersiniz, 1055 yılında Bağdat'a girmiştir. Sünni Abbasi halifeliğini Şii tahakkümünden kurtarmıştır. 1055'ten 1924'e gelinceye kadar önce Selçuklular, ardından Anadolu Selçuklular, sonra Mısır Memlükler, ardından da Türkler. Bu yönüyle hilafetin ilk dönemlerde, yani Osmanlıları kastediyoruz, ilk dönemlerinde halifeye verdikleri destekle 1517 ve onun öncesinde Mısır'da da Memlüklerle birlikte İslam dünyasında hilafet kurumunun bu anlamda temsilcileri olmuş. Bu kurumun ayakta kalmasına destek olmuşlardır. Bu yönüyle aslında Arapların İslam dünyasındaki hakimiyeti 400 yıl,
Müslüman Türklerin ise yaklaşık 900 yıllık bir katkıları varmış siyasi açıdan. İslam dünyasını hem Haçlı sürülerinden hem içerideki Haşhaşi, Batini, ondan sonra bir takım sapık mezheplerden kurmuş oldukları medreselerden, Nizamiye medreselerini kastediyoruz. Selçuklular ve Osmanlıların bu anlamda İslam dünyasına çok büyük katkıları olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir. Son bir nokta, halifelik 1924 yılında kaldırılmış değildir. Evet, şaşırdınız herhalde. Evet, kaldırılma maddesine baktığınız zaman denir ki, meclis zaten yapısı itibariyle hilafetin görevlerini yürüteceği için, hilafetin ruhu zaten mecliste mündemiş olduğu için, kanundaki ifadesiyle. Bu anlamda Büyük Millet Meclisi hilafet görevlerini ve iktidarın bu hilafetin özelliklerini de taşıdığı için ayrıca bir hilafet kurumuna gerek yok, meclis bunu yerine getirmektedir şeklindeki kanun maddesinden dolayı hilafet kurumu askıdadır, ilga edilmemiştir, kalkmamıştır. Hala devam ediyor. Evet. Biri çıkar, siyaseten, ekonomik açıdan Türkiye'de güçlü bir idare olur. Derse ki biz adını halife koymayacağız ama meclis olarak İslam dünyasına bir halife gibi, adı halife olmasa bile sahip çıkacağız, İslam dünyasının problemleriyle ilgileniyoruz, ilgileneceğiz derse kanun hala yürürlüktedir. Onu yapıyor zaten. Şöyle söyleyelim, İslam dünyasında halifelik, ekonomik bağımsızlık, halkın yönetme iştirakı artı siyaseten ve askeri anlamda güç. Siyaset ve hilafet her zaman güçlü olmayı gerektiriyor. İslam dünyası bu gücünü kaybettiği için hilafet sistemi bu anlamda işlevini yitirmiştir. Bunu hakikaten şartlar haiz olduğu zaman gündeme gelmesi işlevine değildir. Yeter ki bunu yapabilecek irade veya güçlü bir İslam dünyası olsun. Osmanlılar konuyu yetiştirmek de istiyorum ama sözünüzü unutmayın. Peki ona da değinelim ama şunu söyleyeyim ben. Şeyle ilgili, yönetimle ilgili şu hususa dikkat çekmek istiyorum. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması, Rusya'da Müslümanların gayrimüslim bir devlete tebaa olması durumuna gelinceye kadar İslam dünyasında, özellikle Osmanlı'da hilafet şey olarak gelmemiştir. Ne diyorlar, o çok kullanılmamıştır. Zaten güçlü bir sultan vardır, halife vardır, adı halife ve sultan. Bu vardır. Osmanlı bunu işletme gereği duymamıştır. Ama ne zaman kendi gücü başka bir ülkeye yetmiyor, hilafet sistemini devreye sokmaya çalışmıştır. Bunu en dinamik işleten de merhum II. Abdülhamid'dir. Yani siyaseten ve askeri güç olarak yetişemediği Endonezya'dır, Japonya'dır veya bir takım şeylerdir. Pan-İslamizm dediğimiz İslam Birliği siyaseti gereği. Abdülhamid halifelik kurumunu işletmek suretiyle oradaki Müslümanların hakkına sahip çıkmaya çalışmıştır. Güçlü bir Müslüman devlet olursa hilafet kurumu da bu anlamda dediğim gibi adı halife olmasa bile meclis olabilir, Büyük Millet Meclisi olabilir. Şu olur, bu olur. Çok da şey değildir. Bu hilafet, siyaset, ekonomik bağımsızlık, askeri üstünlük, aynı zamanda halkın yönetimlere katılması. İslam dünyasındaki problem bu. İslam dünyasında halklar yönetimlere iştirak edemiyorlar. O yüzden Batı çok demokrat görünür ama Suudi Arabistan'da krallığı alkışlar. Mısır'da darbeyi alkışlar, görmezden gelir vesaire. Bunların çok çağdaş siyasi problemlerle ilgisi var. Zaten bizim seminerimizin de konusu değil. Bu konu üzerinde çok fazla da durmak istemiyorum. Şimdi sizin hilafet Kureyş'tendir hadisi ifadesine gelince, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in seçim sürecinde el-e'immetü min Kureyş'in şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Doğru. İmamlar Kureyş'tendir. Yalnız biraz önce onu belki konuyu yetiştireyim düşüncesinden dolayı çok hızlı geçtik. Hazreti Ömer'in Ensar'a getirmiş olduğu bir şey vardı. Ne diyor onu? Gerekçe. Siz halife olacaksınız ama İnsanlar sizin halifeliğinizi bu anlamda çok fazla benimsemeyebilir. Niçin? Çünkü siz Kureyş'ten değilsiniz. Peki Kureyş'ten değilse ne olacak? Çünkü Kureyş o sırada Carullah dediğimiz Kabe'ye hizmet ediyor. Ta Peygamberimizin 4. göbekten dedesi Kusay'la başlıyor. Haşim gelen hacılara yemek veriyor, su veriyor.
böylelikle manevi bir nüfuzu var. Kur'an-ı Kerim'de zaten buna ilaf deniyor. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rihlete şitai vessay. Yani Kureyş'in bu anlamda diğer Arap kabileleri üzerinde müthiş bir karizması var. Başka bir Arap kabilesinden halife çıksaydı, diğer Arap kabileleri onu asla meşru halife göremezlerdi. Bu yüzden aslında oradaki Kureyş'ten olması illa bir kabileden çıkacağı anlamına gelmez. Aksine Kureyş şu anda siyasi otoriteyi ve İslam dünyasını birleştirip bütünleştiren bir kabile olması yönüyle Kureyş'ten çıkacak bir halife bütün İslam dünyasında kabul görür düşüncesinden dolayı bu ifade kullanılmıştır. Bu çok uzun süreli bir tartışmadır, onu da söyleyeyim. İngilizler hilafet sistemini parçalayacaklarında Arap dünyasından Osmanlı'dan koparmak amacıyla bu ifadeyi kullanmışlardır. Demişlerdir ki Türkler Kureyş'ten değil, Arap değil. O zaman ne olacak? Hilafet onların hakkı değil. Ama Ahmet Cevdet Paşa, onun öncesinde İbn Haldun, yani bizim alimlerimiz de bu konuları çok detaylıca tartışmışlardır. Bu konuda yazılan Kanuni'nin veziri Lütfü Paşa'nın Halasül Ümme fi Marifetil Eyyime gibi çok ilginç risaleleri var. Orada biraz önceki vurguya bütün alimlerimiz şu vurguyu yapıyorlar. Diyorlar ki o zaman siyasi iktidar ve psikolojik üstünlük Kureyş kabilesindendi. Kureyş'ten çıkacak bir halife bütün İslam dünyasını birleştirir, bütünleştirirdi. Ama günümüzde bunlar Osmanlı sultanlarıdır. Osmanlı'nın hakimiyeti dünyanın dört bir yanına dağılmıştır. Bu yönüyle oradaki hikmet Kureyş'ten çıkan bir halife değil, aksine siyasi açıdan güçlü olan bir halifedir. O zaman Kureyş ise günümüzde de Osmanlı'dır. Bu yönüyle Osmanlı halifeleri de aynen Kureyş'ten çıkan halifeler gibi meşrudur ve İslam dünyasını temsil eder şeklinde bir şey vardır. Oradaki hikmet bir ırka mensup olmak değil, bir kabileye mensup olmak değil. Aksine İslam dünyasını derleyip toparlayıp peşinde sürükleyebilecek bir halifenin olmasıdır. Evet. Ama şeydir yani o söylediğiniz Emeviler bile olsa Emeviler de zaten malum şeyde Kureyş'ten de. Yani onların kendi arasındaki bir şey değil. O hakim olayını biraz daha açık anlatabilir misin? Bu da gerçekten onu bir başka programda şey yapmış olalım. Ben konu bütünlüğümü bozmama adına çok özür dileyerek veya dersin sonunda şey yapmış olalım. Halifelik kavramsal çerçeve, tarihsel çerçeve böyle. Şimdi ben Hazreti Ebubekir Efendimiz'in hutbesiyle Hazreti Ebubekir dönemindeki bir takım olaylara değinmek istiyorum. Bu olaylar şu şekilde, bizde her halife beyat aldıktan sonra Mescid-i Nebevi'de hutbeye çıkmıştır, bir hutbe irad etmiştir. Günümüzde de malum hükümetler güvenoyu aldıktan sonra nasıl? Yok, balkon konuşmasının daha balkon konuşması belki. Günümüzde hükümetler mecliste güvenoyu aldıktan sonra başbakan çıkar, artık güvenoyu almış bir şekilde bir konuşma yapar. Hazreti Ebubekir Efendimiz beyat aldıktan sonra, buraya dikkat, yani yemin ediliyor falan filan, ondan sonra karışma olmasın. Daha sonra kürsüye çıkıyor, minbere ve insanlara şu hitabede bulunuyor, aynen tercüme ettiğimiz. Ey insanlar! Sizin en hayırlınız olmadığın halde sizin başınıza halife seçildim. Burada tevazuya dikkat. Halktan bir ifade. Görevimi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz. Yanılırsam doğru yolu gösteriniz. Ve ehliyet ve liyakat. Sizin en kuvvetliniz benim katımda, zayıfın hakkı ondan alınıncaya kadar zayıftır. Zenginliğiniz, efendim kabile reisi olmanız benim yanımda hiçtir. Haklıysanız en üstün sizsiniz. Gelin hakkınızı alın anlamında. Sizin en zayıfınız hakkı alınıncaya kadar benim yanımda kuvvetlidir. Zayıf olabilirsiniz, kimsesiz olabilirsiniz, bir kabileye mensup olmayabilirsiniz, sıradan bir halk olabilirsiniz. Ama eğer haklıysanız benim yanımda güçlüsünüz. Ey insanlar, ben ancak Hazreti Peygamber'in yoluna uyarım. Takip edeceğim hükümet programı. Kendiliğimden bir şey icat edici değilim. Kur'an var. Peygamberimizin uygulamaları var. Eğer iyilik yaparsam bana yardımcı olun. Eğer doğru yoldan kayarsam beni düzeltin. Tamamen kamuoyu tenkidine açık. Yani istişare.
Ben bu sözümü söyler, hem kendim için hem de sizler için Allah'tan affımı talep ederim. Burada da yine bir tevazu var. Hesaba çekilmezden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz. Hani başta dedim ya, bizde idarecilerde olması gereken şeyler, bir, halka karşı hesap verebilmek, iki, ahirette Cenab-ı Hakk'a karşı hesap verebilmek. Hak ve halk hesabı. Bunlar önemli şeyler. Allah yolunda cihadı terk eden bir millet mutlaka fakru zaruret ve zillete düşer. Cihad, yani illa eline tutucalık da sağda solda etraftan toprak kazanımı değil. Cihad, Allah yolunda gayret etmek demek. Herkes kendi gayretini yapacak. Akademisyen çalışacak, topluma katkı sağlayacak. İdareciler adil yönetimlerle bu toplumda cihat edecekler. Sanatçılar üretmiş oldukları sanatlarla gayret edecekler. Cihada gayret etmek, cihat gayret etmek demek. Geceleyin bir insanın kalkıp Allah rızası için gözyaşı dökmesi de cihattır. Yani cihat kılıçla yapıldığı zaman biz buna kıtal diyoruz. O savaş anlamındadır. Cihatın bizde boyutu çok farklıdır. Bu yüzden geceleyin seccadede gözyaşı dökmek, bu ümmetin, bu milletin hali ne olacak? Allah'ın Müslümanlara yardım et demek de cihattır. Kitap yazmanız da cihattır. Veya adil bir yönetim sergileyerek idarecilik yapmak da cihattır. İyi nesiller yetiştirmek için gayret etmek, evde hakikaten çocuklara bakmak vesaire, bunların hepsi cihattır. Bu yüzden Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, cihadı terk eden bir millet, yani toplumun iyiliğe gitmesi için, kalkınması için gayret etmeyi bir toplum bırakırsa fakru zaruret ve zillete düşer diyor. Yani toplum çöker diyor. Bu yüzden herkes kendi cihatını kendi alanında kendisi belli edecek. Benim cihatım ne olabilir diye, hangi konuda gayret edeceğim diye bunu belirtmesi gerekiyor. Bir toplumda kötülük yayılırsa Allah hepsine belayı gönderir. Toplumda bir kaos çıkarsa herkes zaten o kaostan etkileniyor. Biz bunlara yakın zamanlarda gördük hep. Ben Allah'a itaat ettiğim müddetçe siz bana itaat ediniz. Allah ve Resulüne isyan ettiğim zaman artık itaat etmeniz bana gerekmez. Burada şartı da belli. Allah'a itaat, Peygamber'in yolundan gitmek. Ben bu sözü söyler, hem kendim hem de sizler için Allah'tan af talep ederim diyerek hutbete girmiştir. Böyle çok uzun bir hükümet programı değil, onu söyleyelim. Ama belli başlı istişare, liyakat, artı şeffaflık, hesap verebilirlik, bu çok önemli. Haklı olanın güçlü olduğu bir şeydir. Günümüzde güçlü olan haklı gözüküyor maalesef ama o dönemlerde haklıysanız en güçlü sizsiniz. Belki İslam medeniyetinde hak ve güç açısından en dikkat çeken hususlar bunlardır. Buradan Hazreti Ebu Bekir'le Ömer Efendimiz zamanındaki dinamik birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Hazreti Ebu Bekir'in başa geçtiği zaman İslam dünyasındaki en büyük problem irtidat problemleriydi. Hazreti Ebu Bekir 6 aylık dönemine irtidat yani dinden dönmeyle geçirmiştir. İlk önce karşılaştığı iç problem budur. 6 ay müddetçe Halid bin Velid ve diğer kudretli komutanlar Mekke, Medine ve Taif hariç İslam dünyasında yeniden bir geriye dönüş. Biz buna irtica diyoruz. İlk irtica o zaman patlak vermiştir. Bir dönüş başlamıştır ama Hazreti Ebu Bekir bu dirayetiyle ki iyi ki o vardı diyorum. Yani iyi ki İslam dünyasının başında Ebu Bekir vardı. Bir de Peygamberimiz onu yetiştirip gitti zaten. Öyle de ifade etmek lazım. Bu 6 aylık süre içerisinde iç problemleri halletti. İkinci bir adım olarak İslam fetihlerine başladı Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir hem İran'a hem de Roma'ya karşı dönemin iki güçlü devletine karşı bir İran cephesinde bir de Suriye ve Filistin bölgesinde Bizans'a karşı cihat faaliyetlerine başladı. Fetih faaliyetlerine başladı. Fetih gönülleri açmaktı. Toprak kazanımı değil. Toprak kazanırsanız istila olur. Bunun teknik adı fetihtir. Fetih gönülleri İslam'a açmaktır. Gidip insanların malına, mülküne el koymak değildir. Müslümanlar başlangıçta belki hakim devletlerin hegemonyalarını kırmak zorundaydılar. O yerel halka İslamiyet'i ulaştırmak zorundaydılar. Müslümanların yapmış olduğu bu cihat faaliyetleri buna engel olan hakim devletlerin oradaki hakimiyetlerini kırmaktı. Ve nitekim kırdılar. Gidip de orada insanlara zulmetmediler. Onlara gayet güzel örnek oldular ki biz buna fetih diyoruz. İslamiyet'in ilk fethi de nerede gerçekleşmiştir? Medine'de gerçekleşmiştir.
Musab bin Ümeyr'i Peygamberimiz Medine'ye göndermiş Akabe beyatlarından sonra ve Fütihatil Medine'tü bil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'le fethedilmiştir. Yani İslam'ın ilk fethi kansız gerçekleşmiştir. Halk hareketiyle, halkın dönüşümüyle gerçekleşmiştir. İlk fetih de Medine'nin fethidir. Bu fetih Müslümanların ve İslamiyet'i doğru anlayan Müslümanların çağlar boyunca hep şiarı olmuştur. Gönülleri İslamiyet'e kazanmak. Gittikleri bölgelerde ise adalet, ondan sonra insana saygı, diğer dinlere saygı, mabetlerin, kiliselerin, havraların ayakta kalması vesaire. Bunları sağlamak suretiyle o bölgelerde İslam'ın hakimiyetini sağlamışlardır. Sözünüzü unutmayın, bir konuya vurgu yapacağım. Değerli dinleyiciler, ilk dönem İslam fetihlerinde Müslümanların elde etmiş oldukları bölgeler aklınızda şey olması için Atlas Okyanusu'ndan Çin Seddi'ne kadar. İlk dönem. Yani Hazreti Ömer ve ardından da şeyle, ne diyorlar ona? Emevilerle. İkinci Velid zamanında. O dönemdeki toprak kazanımlarına bakın, fethedilen bölgelere bakın. Bugün Endülüs, El Firdevs, El Mefkut, Hitik Cennet, bir de İsrail, Filistin'de kurulan. Bu iki bölge hariç, Müslümanların elde etmiş oldukları bu bölgelerde İslamiyet hala, halk hala Müslümandır. Eğer kılıçla, zorla alınmış olsaydı, Büyük İskender gibi, M.Ö. 322 yılında, İskender öldükten sonra nasıl saman alevi gibi hepsi başladı ve söndü. Ama Müslümanlar işte bu fetih mefkuresiyle, düşüncesiyle ilk dönemlerde fethetmiş oldukları bölgelerde bu anlamda İslam hakimiyetini sağlamışlardır. Hazreti Ömer dönemi ise dinamizm dönemi, devletin kurumlaşma dönemidir. Hazreti Ömer toplumun ihtiyacına ve Müslümanların o sıradaki bir takım şeylerine karşı çok yeni kurumlar ortaya çıkarmıştır. O yüzden İslam dünyasında iştihat kapısı kapalı falan değildir. Nitelikli ve samimi Müslümanların günlük hayatta İslam dünyasının bir problemi olduğu için buna vurgu yapacağım. Yeni bir takım şeyler varsa bunları gündeme sokmak için iştihat yapmaları gerekmektedir. Bu yüzden Hazreti Ömer dedi ki teravih namazı bundan sonra cemaatle kılınacak. O iştihat günümüze kadar devam ediyor. Müellefe-i kuluba artık zekat vermek gerekmez dedi. Peygamberimiz zamanında veriliyordu. Daha sonra kalktı. Hazreti Ömer, toplumun ihtiyacı varsa bu anlamda yeni kurumlar, yeni fikirler ortaya atmaktan çekinmemiştir. İslam dünyasını bu anlamda müthiş bir dinamizme kavuşturduğunu biz biliyoruz. Ben soruları da almak açısından burada konuyu noktalamak istiyorum. Zekattan bir paydır. Devletin 8 kalem vardır. Bunlardan biri de vel müellefetü kulubihim. Yani kalpleri İslam'a sığdırılacak olan insanlara zekattan ayrılan pay. Bu ne olabilir? İslam'a zarar vermesinden endişe duyduğunuz bir köşe yazarısı olur. Verirsiniz parayı, susturursunuz. Veya yeni bir nasıl? Evet, o 8 kalemden biri de zaten budur, dediğiniz doğru. Veya diyelim ki siz bir insanın hakikaten İslam'a kazandırılmasının veya Müslümanlara kazandırılmasının çok etkili olacağını düşünüyorsunuz. Onlara zekatınızdan pay verebilirsiniz. Peki sorulara geçelim. Kaç dakikamız var bilmiyorum. Peki. Kesinlikle. O yüzden İslamiyet... Halkın yaşam biçimi, yaşam prensibi. Aynen. Yani. Musab bin Ümeyr tek tek insanlara ulaştı, Kur'an okudu. Sadece Kur'an. Ve o yüzden Medine Kur'an'la fethedildi ve kansız fethedildi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Medine'si de Medine'yi. Kesinlikle. Zaten medeniyet eşittir Medine. Evet. İkisi de aynı kökten gelmektedir. Buyurun. Evet. Evet, şimdi halifelik sistemi, ona değinmek istemiyordum çünkü fitne vesaire bir takım şeyler başladı ama şöyle söyleyelim, biz de Muaviye ile birlikte İslam dünyasında bir kırılma başladı. Daha önce bu tür seçim sistemleri vesaire insanlar kendi halifelerini seçebiliyordu ama Emeviler döneminden itibaren artık biraz İslam dünyasında silahı elinde bulunduranın halife makamına gelme çabaları, ihtilal, askeri ihtilallerden
İslam dünyasında yönetimi ele geçirme çabaları ortaya çıkmıştır. Evet, 1920'lere gelinceye kadar. Keşke bu süreç İslam dünyasında yaşanmasaydı. Müslümanlar kendi halifelerini seçselerdi. Bugün biz demokrasiden, insan haklarından değil, şuradan, kul hakkından bahsetseydik. Bu da İslam dünyasının siyaseten yanlışlarından biridir. Evet. Estağfurullah. Özgürcesi için hakkı, evet. İstişare, şunlar, bütün bunlar aslında Kur'an'da ifadesini bulan yani İslam'ın bir dansı. Evet. Mustafa, acaba abartmış mı olur? Hocam Cumhuriyet'te demokrasiye çok benzemiyor mu? Evet. Yani en mükemmel kabul edilen yönetim şekilde en ucu İslam var. Yok, mükemmel değil. Acaba yanlış mı? Yanlış mı? Yok, estağfurullah. Yok, dinliyorum. En mükemmel değil. Çünkü Batı bize bunu biraz şu an, medeniyet üstünlüğü açısından empoze ettiği için böyle diyoruz. Kabul edilir. Doğru. Yok, estağfurullah. Ben de yanlış anlamış olabilirim ama şunu vurgulamak istiyorum. Biz de keşke o biraz önce sizin de zihninizin takıldığı, ben biraz okuyucu, dinleyici kitlesinde düşünerek çok detaylara girmedim ama İslam dünyası keşke 1000 yıllık yola ilk adımla başlanırdı. Hazreti Osman'la birlikte İktidar kavgaları başlamamış olsaydı da Müslümanlar kendi halifelerini nasıl seçebileceklerini, artı halife yanlış yaptığı zaman nasıl görevden alabileceklerini, nasıl görevden indirebileceklerini çok geniş tartışmış olsalardı. Bu yüzden İslam dünyasında niye şiddet var? Yani sanki bizim makus kaderimizmiş gibi hep silahla, şiddetle problemlerini çözmeye çalışan bir İslam dünyası profili var önümüzde. Bunun tarihi kökenleri çok eski. Aslında günümüzde görüyoruz, yadırgıyoruz ama tarihte de çok bir şey değil. İşte sizin söylediğiniz veya kardeş katilleri vesaire. Yani aslında buna rağmen eğer halifeler veya sultanlar her neyse adı ne olursa olsun, İslam buna takılmıyor dediğimiz gibi, adaletliyse, halkın refahını sağlıyorsa, Müslüman alimler zalim bir iktidar varsa isyan etmeyi caiz görmüşlerdir. Ebu Hanife. İktidara ulaşmak için eğer İsyan ederseniz, başarıya ulaşacaksanız isyan edin. Ulaşmayacaksanız boşuna kan dökmeyin. Yazık yani milletin kanına denmiştir. Bu yüzden bizde bir halife yanlış yaptığı zaman görevden nasıl alınır, nasıl hal edilir, nasıl tenkit edilir, nasıl böyle efendime söyleyeyim cezalandırılır? İşte bu hilafetin sonraki dönemdeki uygulamalarıyla, ben ona sultanlık diyorum, saltanat. Ondan sonra İslam dünyasında bu muhalefet kültürü de zayıflamıştır. Hazreti Hüseyin de dahil. En ufak bir tenkit çok şiddetli bir şekilde cezalandırılmıştır. İslam dünyasındaki en büyük eksiklik de budur. Keşke Emeviler döneminde bu kırılma yaşanmasaydı da şu anda dünyaya biz istişareyi, şurayı, meclisi, kul hakkını, insan hakkı dediğiniz ne ki? Sadece dünyalı. Kul hakkımızda bir de aile boyutu var. Müslümanların belki dünya medeniyetine bunu kazandırması gerekiyordu. Bunu yapamadık. Bu da bir öz eleştiri. Soruyu soracağım. Sizden cevaplarını alacağım. Çok soruluyor mesela halk tarafından. Osmanlı İslam dini çok güzel dünyaya hani en azından hakimi bir evet. İslam dinini. Ama şu var diyorlar ki işte diktatörden çıkıyor söz şu anda. İşte padişahlar kardeş katili oluyor. İşte başta kalabilmek için. Bu iktidar o kadar şey ki... Bunu satır başında veya bir kalem darbesiyle yazacak kadar kolay değil. Niye değil? Orada bir iktidara talip olan ki eski Türk geleneğinden geleniyor, onu da söyleyelim. İktidar, devlet bütün hanedanlığın ortak malıdır. Bu yüzden biz de 3. Ahmet dönemine gelinceye kadar el-ekber vel-erşed, en büyük ve en olgunlaşmış birinin hanedandan padişah olması. Ona gelinceye kadar hep her halife değişiminde, her sultan değişiminde devlet... Kaç hanedan varsa, hanedanın kaç üyesi varsa, 8 erkek çocuk mu, devlet 8'e bölünüyoruz. Daha sonra en güçlü olan tekrar sil baştan, tekrar yönetimi devreyip toparlıyoruz. Bu makus talihi kırmak için işte 3. Ahmet zamanında el-ekber ve erşed sistemi getirildi. Yalnız orada bir ne diyorlar ona, veliahtın ben halife olacağım demesi, öyle çıkıp da kendi başına hareket etmesi değil. Bir bölgenin, bir coğrafyanın peşine takılması, insanların bir araya gelip birbirlerinin kanını dökmesi anlamındaydı. Osmanlı bunu kendi hanedanlığı içerisinde çözmeye çalışmıştır. Aile içi mesele olarak görmüştür.
Bu olur mudur, olmaz mıdır? Siyaseten öyle olması gerekiyordu. Dini açıdan çok da şey yapmanıza gerek yok. Evet. Şeriat dediğimiz zaten günlük hayattan Müslümanı A'sından Z'sine kadar ilgilendiren kurallar. Bu ister halifelik de olsun, ister efendime söyleyeyim saltanat da olsun vesaire. Bu çok şey değil. Önemli olan devletin adaletli olması, yönetimin adil olması, İslami hükümleri uygulayabilmesi. İslami... Geçmemesi tabii, kesinlikle. Emevi Müslümanlığı bakınız. Toparlayalım. Peki. Çünkü bu panelerci dediğiniz gruplarda, bu panelerlerde maalesef hani iktidarı Emevi Müslümanlığıyla suçluyorlar. Şimdi Emevi Müslümanlığıyla şunu toplayayım ben. İktidarda Emeviler var ama alimlerimiz kendi çaplarında bu anlamda kendi faaliyetlerini devam ettiriyorlardı. Yani bu siyasetten bağımsız olarak gelişti. Ya zaten Emeviler, o dönemde alimler dediğim gibi yönetimde Emeviler vardı ama zaten Emeviler Araplar dışında insanlara yönetime getirmiyorlar Arapçılık politikası. Ardından alimler Ebu Hanife'den tutun Zeynel Abidin'e kadar ve diğer. Onlar zaten yönetimden bağımsız bir şekilde İslamiyet'i bugün bizim anlayacağımız şekilde tasnif ettiler. İyi ki de tasnif ettiler. O dönemde İslamiyet şekillenmeye, bir sonraki asırda ise mezhepleşmeye başladı. Mezhep taassubu ayrı bir şey ama o dönemde iyi ki alimlerimiz yönetimden bağımsız bir şekilde İslamiyet'i şekillendirdiler. Zaten Emevi yönetimi de alimlere bu anlamda çok fazla bir şey de sormuyordu. Kendi bildiği doğruları vardı vesaire. Emevi İslamiyet'i dediğiniz tamamen ideolojik bir yaklaşım. Evet diyorlar. Şu anda Emevi Müslümanlığı var. Yani hani kitabı yok, yapıyor deniyor. Yani o dönemde şekillenmesi İslamiyet'in bu anlama geldiği veya bu şekilde yorumlanması veya tanımlanması anlamına gelmemektedir. Peki. Son, evet. Bir, özür diliyorum siz başlayacaksınız. Son bir soru almış olalım. Buyurun. Geldi, evet. Şunu söyleyelim, Hazreti Ebu Bekir atmış olduğu her adımda Peygamberimizi takip etti. Üslami ordusunu gönderme dediler. Niye? İrtidat hareketleri başladı. Peygamberin başlatmış olduğu bir şeyi ben bu anlamda durduramam dedi ve başladı. Hazreti Ebu Bekir o sırada zekatın verilmemesi devlete karşı bir isyandı. Otoriteye isyandı. Toplumsal düzeni sağlamak, toplumda otoriteyi sağlamak amacıyla onun yapması gerekiyordu. Mesela Hazreti Ömer ama halife kendisi dedi ki benim iştahım bu ve böyle yapmadığım takdirde toplum bir arada durmayacak dedi ve üzerine yürüdü. Gelişmeler onun haklı olduğunu gösterdi. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü hocamın da vaktini almak istemiyorum. Dersten çalan hoca olmak istemiyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.